Merhabalar Görkem Bey. Merhabalar Enes'e hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl keyifliyiniz? Sağ olun. Sizleri sormadım. Yineden geldik sizleri ziyarete. İç dış parazitlerimiz yapıldı. Kızımız gene sağlıklı bir hale getirildi sizin sayenizde. Çok çok geçmiş olsun şimdiden. Sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Isırırım buralarda. Şimdi bizim şöyle bir izleyicilerimizden sorularımız oldu. Onlara özellikle binaen hani sizden bilgi alalım dedik. Biz bir köpek sahiplendik. Bizim bir artık köpüşümüz var. Bunu aldığımız günden itibaren biz nelere dikkat etmeliyiz ve ne almalıyız? Hani herkesin bildiği, tamam, bir tasma alacağız. Bir mama mutlaka alacağız. Tabii ki. Ama çoğu kişide sadece bu kadar bilgi var. Oradan sonrası yok. Şimdi ben ilk başta şunu söyleyeyim. Bir köpeği aldığımızda, bu köpeği sokaktan bulabiliriz. Bir çiftlikten, bir pet shop'tan alabiliriz. Bir yakınımızdan alabiliriz. Bu tarz durumlarda ilk bir köpeğimizi aldığımızda lütfen en yakın kliniğe ya da anlaşmalı bir kliniğiniz, tanıdığınız bir klinik varsa götürüp muayene ettirmenizi istiyorum. Genel muayene dediğimiz işte bizim ateşi kontrol edilir, lenfibroları kontrol edilir, mukozalar kontrol edilir. Yani genel sağlık prosedürü olaraktan check-up yapacağız, evet, yani. Kalbi dinlenir, akciğeri dinlenir. Yani direkt hemen genel check-up olaraktan işte kana vesaire bakmaktan ziyade genel muayenesi yapılır. Şimdi genelde yavru köpek alanlar için biz bunu öneriyoruz. Yetişkin bir köpek aldıklarında zaten hani 6 aylıktan büyük köpekleri aldıklarında kan testini de her zaman öneriyoruz. Şimdi bizim genel sağlık kontrolleri yapıldı. Herhangi bir sıkıntımız, problemimiz yok. Yavru köpeklerde ise şöyle bir durum var. Viral bir enfeksiyon olabilme ihtimali var. Bu viral enfeksiyonlar 14 gün sonra kendini belli edebileceği için hemen göremeyebiliyoruz. Bu tarz durumlarda bazı kan testleri yapılabilir veya işte aldığınız pet shop'la, işte çiftlikle vesaire konuşup, çünkü bunlar hiçbir zaman bir mal, bir eşya değildir. Bir canlıdır. Bunu konuşup anlaşmanız gerekiyor. Yani bunun herhangi bir hastalık sonrasında bir tedavi edilme süreci gerekebiliyor. İlk başta aldığınızda ne kadar sağlıklı olursa olsun buna dikkat etmeniz yani gerekiyor. Hayvan çok iyi gözükse bile sonradan bir şey çıkabilir. Evet arkadaşlar, 14 gün yani yarım bir ay yavruyu aldıktan sonra yani bu kadar sürede bile bir hastalıkla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden mutlaka aldığınız canı kendi etrafınızda emin olduğunuz, bildiğiniz ya da arkadaşlarınızdan tavsiye aldığınız en güvendiğiniz yere götürüp bir kontrolünü yaptırın sadece. En azından sizin de başınız ağrımaz. O cana da bir zarar gelmemiş olur. Şimdi bizim yavru köpeklerde veya sokaktan alınan köpeklerde şöyle bir durumumuz oluyor. Genel olarak da işte köpeği aldım, herkese göstereyim, gezdireyim, sağda solda dolaştırayım. Tabii havasını atacak şimdi bir köpek almış orada. Evet, ama aşısı olmayan bir köpeğin yani iç dış parazitleri zaten yapılmamış oluyor genel olarak. Hı-hı. Bununla birlikte zaten temel aşı dediğimiz karma aşısı, bronşini ve kuduzu yapılmamış. Aşıları tamamlanmamış köpeği kesinlikle dışarıya çıkartmalarını önermiyoruz. Yani bir köpek aşıları olmadan, bitmeden dışarıya çıkartılmamalı ve herhangi bir köpekle temas ettirilmemeli. Bu da siz pet shop'tan aldınız, bir hafta geçti, bir hafta sonra köpeği ben bir gezdireyim deyip çıkarttınız, sokak köpekleriyle temas edebilir. Mutlaka koklaşacaklarmış. Evet, sokak köpeği kaka çiş yapmıştır, onun üzerinden geçer, koklar, yalar. Yani siz görmeden bu viral enfeksiyonu kapabilir. Kaptıktan sonra zaten 14 gün geçecek. Zaten siz alalı bir hafta olmuştu farazi olarak söylüyorum. İster istemez o 14 günlük süreçten sonra hasta olacaktır. Yani köpeğe yaklaşması bile gerek yok. Tabii ki. Dışkısı yani, bile yetiyor bile, yani. Dışkısı çişi temas ettiği bölge bile bazı hastalık durumlarında, bazı viral enfeksiyonlarda. Evet, bu detaylı bir bilgi arkadaşlar. Bunu asla atlamayın. Kesinlikle o aşılar olmadıktan sonra dışarıdaki dışkı bile kendi sizin hayvanınızı hasta edebiliyor. Bu cidden önemli bir şey yani. Evet, buna çok dikkat etmemiz lazım. Bunun haricinde genel olarak işte sağlık kontrolleri vesaire yapıldı. Hayvanlara aşıları yapılacak vesaire. Zaten bunu gittiğiniz klinik size tek tek adımlarıyla birlikte söyler. Senin bize verdiğin gibi reçete şeklinde bunu izah eder veya planını, programını yapar. Bunlar yapıldıktan sonra köpeği ilk aldınız, sağlık durumu iyi, ne yapmam gerekiyor? Bir kere mutlaka bu hayvan bir şey yiyip içecek.
Bunun için maması eğer yavru ise, yetişkin değil ise, yavru köpek maması. Tabii bu kalite kalite, fiyat fiyat değişen ürünlerdir. Maşallah, o kadar derin bir şey. Çok fazla seçenek vardır ve hangi seçeneği seçeceğiniz tamamen sizin bütçenize kalmış bir durumda. Biz sadece ilk hususta şunu istiyoruz. Kesinlikle ev yemeği vermeyin. Çünkü yağlı, tuzlu, işte baharatlı, süt ve yumurta tarzındaki gıdalar bu hayvanlarda ister istemez sindirim problemi oluşturacak. İlerleyen zamanlarda kuru mama yemeyecek. Daha ilerleyen zamanlarda karaciğer yağlanması, işte böbrek taşları oluşması, kalbin yağlanması vesaire vesaire tarzında. Ama küçük Emrah gibi gelip bakıyorlar, ağlıyorlar. Ne yapacaksın o sırada? Biraz vicdansız olacaksınız. Başka çareniz yok bu durumda. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Ona göre uygun bir mama aldınız. Uygun bir mamamızı koyduk yerine. Mamamızı koydunuz, suyumuzu koyduk. Bütçeye göre mama alıyoruz. Tabii gidip de en çöplerini de almayın artık da. Hani birazcık orta kaliteyi en azından yakalamanız lazım. Hele ki yavruysa buna bir tık daha özen göstermeniz lazım ki palazlanana kadar hayvan ciddi anlamda bir şeyler almış olsun vücuduna. Bir köpek zaten 1-1,5 yaşına kadar ne kadar iyi beslenir, bağışıklık sistemi o kadar ne kadar güçlenirse o kadar sağlıklı olup o kadar hastalanmayacaktır. Bu önemli. Yani o ilk büyüdüğü kısım gerçekten önemli. Ondan sonra zaten 10 sene sizin yanınızda yaşayacak. Sağlıklı bir hayvanla mı yaşamak istersiniz? Yoksa hani kendini iyice geliştirememiş bir hayvanla mı? Bu seçim de tamamen size. Şimdi mamayı aldık. Suyu için mesela özel bir şeyler yapmak gerekiyor mu? Şöyle, biz genelde suyu insanların kullandığı kaliteli içme suyu olarak öneririz. Hı hı. Yani hiçbir zaman sağdan soldan, sokaktan böyle su içirmesinler. Çünkü bazen deterjanlı olabiliyor, kimyasal madde bulunabiliyor. Doğru, yerleri yıkamışlar. Evet, yerleri yıkamışlar, orada su birikmiş olabilir. Bu tarz durumlara dikkat etsinler. Evde zaten 7-24 önünde su bulunmak zorunda. Mama hiçbir zaman 7-24 bulunmayabilir. Hani mamayı siz geldiğinizde 2 öğün, 3 öğün, 4 öğün şeklinde öğünlere bölebilirsiniz ama su 7-24 hayvanın önünde su mutlaka olacak. Su mutlaka olacak. Suyu asla eksik etmiyoruz. Su kabı hep dolu olacak. Peki şimdi mesela benim gördüğüm, hatta şuradan şimdi mesela bakalım, burada bakalım. Çiftli bir kap gördüm. Orada da ayrı tek tek kaplar gördüm. Evet. Şimdi bunu mesela alıp da bir tarafa su, bir tarafa yem mi koymalıyız? Yoksa bunu sadece su kabı olarak mı kullanmalıyız? Şimdi bu tamamen köpeğimizin karakterine bağlı bir durum. Şimdi şu tarz çift kaplı yani aynı body üzerinde, aynı bünye üzerinde bulunan çift haneli mama ve su kaplarında eğer köpeğiniz agresifse, yani hareketli mama yiyor, hareketli su içiyorsa suyla mama birbirine karışır ve kuru mamanız su aldığı için şişecektir ve lezzeti gidecek. Islak mama olacaktır. Evet. Yani bu tarz durumlarda mutlaka ayrı ayrı kaplar almanızı öneririm. Ama sakin, minik ırkınız var. Şimdi minik ırklar için de 1 kiloluk köpek de var. Hı-hı. 80 kiloluk köpek de var. Evet. Yani hepsine uygun bir mama kabı temin etmeniz gerekiyor. Ne kadar tüketiyorsa ona göre o şekilde. Tabii ki. O yüzden, bunu gerçekten merak ettiğim için sordum. Çünkü ben çok sıkıntılar yaşadım bu mama kaplarını evet. Tam öğrenirim dedim. Bir de mama kabını, şimdi bu elimizdeki plastik biraz daha ekonomik mama kabıdır. Boş ama. Genelde sokakta vesaire kullanıyorlar ya da bazen evde kullandıkları da oluyor ama genelde evde cam veya metal öneriyorum. Hmm. Camı da çok fazla önermiyorum ama çünkü kırılabilme ihtimali var. Benim kırar kesin. Evet, koştururken böyle bunları 3 kere döküyor. O biraz sıkıntılıdır. Biz genelde çelik, paslanmaz çelik mama kaplarını öneriyoruz. Evet. Ama bir tane de onlardan bakalım. Hemen. Ama gerçekten gayet geniş bir durumda. Hani rahatlıkla içine bir sürü mama koyabilirsiniz. Yani büyük bir köpeğiniz varsa. Bu standart boy değişiyor zaten. Şu an elimizde küçük boyu kalmadı sanırım. Hepsi aşağı. Artık ırkına göre, büyüklüğüne göre mama kabının da büyüklüğü. Bunları neden öneriyorsunuz mesela? Birincisi plastiklerin temizlenmesi zor. Bakteri üremesi daha kolay oluyor. Bunun temizlenmesi daha kolay. Ayrıca bunu bulaşık makinelerinde de kullanabiliyorsunuz. Deterjanla silebiliyorsunuz. Plastik maddelerde o aşınma vesaire oluyor. Kanserojen madde yayabiliyor. Bunlarda öyle bir durum yok. Anladım. Daha sağlıklı, daha güzel. Yani metal mama kabı seçmeniz
can için her zaman daha önemli. Bunu unutmayın demek ki. Bu önemli bir nokta oldu. Mesela bunu ben de bilmiyordum. Kesinlikle iyi bir bilgi öğrenmiş olduk Görkem Bey'den. Peki Görkem Bey, şöyle sorayım. Şimdi hani tabii ki de mutlaka büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiyordur ama bir böyle hani şu kilolarda ya da şu vücuttaki köpek ya da şu vücuttaki köpek bu kadar beslenmeli diyeceğimiz bir durum, bunu nasıl mesela anlayabiliriz? Şöyle. Her yerde bir şeyler yazıyor çünkü. Her yerde yazıyor ama asıl standardı şudur. Kullandığınız mamanın kalitesi önemli. Her mamanın belirli bir kalitesi, belirli bir doyuruculuk oranı var. Şimdi bu şöyle hesaplanıyor. Beslenme uzmanları bunlar üzerinde araştırma yapıyor ve diyor ki sizin köpeğinizin ağırlığı bu kadarsa günlük yeme miktarı bu mamada bu kadardır diyor. O yüzden mamaya göre değişen evet, bir şey yani. Yani köpeğinizin ağırlığı sabit 50 kilo olsa bile bir mamada 100 gramla yeterli olacaktır. Bir mamada 120 gram, tabi gramları farazi olarak söylüyorum. Her mamanın arkasında yazan skala o değerlerin yapılan araştırmalar üzerine sunulması sonucunda ortaya çıkıyor. O zaman bu şey gibi hani ucuz mama aldım, kardayım olayı da esasen hiçbir zaman kalkıyor. Olmuyor. Hiçbir hani zaman pahalı olmuyor. Güzel bir mama alıp daha az verip de doyurabiliyorsun. Güzel. Bu da değişik bir detay oldu kesinlikle. Şimdi evet. Reklam olmasın. Şuradan bakalım. Üzerinde her zaman şöyle yazar, ben göstereyim. Ha evet. Mesela boylarının bu mama için göre... evet, şu kilo ağırlığına şu kadar verilmeli. Mesela 1-5 kilo aralığına 38'de 110 gram diyor. Bunu zaten veteriner hekiminiz size söyler. 4 kilo aralığında 80-90 gram günlük. Bu bir günlük komplesi bir yani. Günlük. Bunu peki buradaki bir günlük yazan miktarı biz... Öğünlerdir. Bir kere değil de böleceğiz değil mi? Genel olarak şöyle bir sistem evet, var. Şimdi, paketin hemen yanında mevcut. Markaya bakmıyorsunuz, reklam yapmıyorsunuz. Birçok veteriner hekim bu konuda farklı farklı görüşlerim var. Neden var? Hepsinin ayrı ayrı avantajları ve dezavantajları var. Şimdi karnivorlar, yani etçil ırkla beslenen hayvanlar, kurtlar gibi düşünebilirsiniz. Atalarından gelen bir durum var. Yani gidiyor hayvanı 2 günde 3 günde bir yakalıyor, yiyor ve bu ona 2-3 gün boyunca yetiyor. Aynen, yani besini bir kere evet, alıyor, devam ediyor. Bir kere yetiyor. Ama artık onlar bize uyum sağlamış durumda. Biz bu durumdayken mideleri daha rahat edecek bir biçimde gün içerisinde en az 2 öğün, en az 2 öğün veya 3 öğün tavsiye ediyoruz. Tabii bazı durumlarda şöyle de olabiliyor. Yani bir gün aç bırakmak istediğimiz durumlar da olabiliyor. Bunlar farklı farklı sindirim problemi yaşayan köpeklerde, bazı hastalıkları bulunan köpeklerde önerdiğimiz uygulamalardır. Özellikle kakasını yapamayan yani kabız olan köpeklerde yemenin kesilmesini, bunun yerine daha farklı varyasyonlar, daha farklı uygulamalar yapabilirsiniz. Bir gün boyunca hiçbir şey yedirmiyorsun, sindirim evet. Sistemi düzeltmeye çalışıyorsun. Aynen öyle. Peki tamam, şimdi beslenme konusunu, su konusunu az çok anladık. Şimdi mesela benim en büyük çektiğim sıkıntılardan bir tanesi de tasmaydı. Evet. Şimdi tasmayı alayım dedim. Köpeğe göre tasma olayı varmış. Bunu bir öğrendim. Tabii ki. Ondan sonra köpeğin hızına, yaptığı actionlara göre de gücüne uzayan, göre. Kısayan, işte metali, sabiti vesaire. Burada nasıl bir yol izlememiz lazım? Şimdi tasmada? Şöyle. Köpeği bir kere yavruyken aldıysanız mutlaka alışsın diye boyun tasmasını takmanızı öneriyoruz biz. Boyun tasması ayrıyeten eğitim tasması şeklinde de geçerli. Çünkü genel vücut hatlarını saracak, bütün vücudu saracak bu tarz vücut tasmaları köpeği tasmaya eğitmek için uygun değildir. Yani ilk başta hayvan boynuna takacağınız tasmayla bir süre evde alışacak. Zaten dışarı çıktığınızda da ona alışmış bir biçimde çıkacağı için boynunu hafif bir biçimde sıkacak ve tasmanın sizin elinizde olduğunu bilecek ve uzaklaşmak istemeyecektir. Canı yanacaktır ve bundan sonra tasmanın yani o köpeğin hakimi siz olmuş olacaksınız. Şimdi ben şöyle bir sıkıntı yaşadım Pamuk'ta. İlk boyun tasması da aldım. Evet. Böyle güzel civciv şey hafiften taktık da onu. Evet. Şimdi dışarı çıkartmaya kalktım. Bir tane çöpçü bir arkadaş geçti. O sahneden sonra film koptu. O tasmın nefesini kestiği halde hala da çekmeye çalışıyor. Artık korktum hani bir
zarar gelecek diye. Evet. Bir problem yaşarlar mı? Şöyle. Şimdi eğer küçüklükten belli alıştırırlarsa böyle bir sıkıntı olmayacaktır. Ama bizim pamuk yaş büyük itibariyle yani, büyük geldi zaten. Ve hiçbir tasmaya alışık bir durumu yoktu. Yani bu tarz durumu küçükken alıştırmanız bizim yani için ufakken, çok önemli. Ufakken şey o tasmaya alıştırıyoruz ki büyüdüğünde sahibinin sizin olduğunu net olarak algılasın. Zaten bazı köpek ırklarında işte bizim Pitbull, Dogo, işte Cane Corso, Prince Canaria tarzındaki biraz yırtıcı, agresif köpeklerde, Doberman'larda özellikle boğma tasma dediğimiz tasmalar vardır. Gene boyun tasmasıdır bunlar. Köpek gittiği zaman, gitmeye çalıştığı zaman sıkışacaktır ve nefesini kesecektir. Yani bir nevi sahibine kontrol imkanı sağlıyor. Durdurucu bir tasma evet. Yani. Şimdi ilk başlarda bu biraz acımasız, vicdani olarak kötü gelebilir ama bu köpeği zaptırat altına alabilmek için, kontrol edebilmek için belirli bir süre bunlarla yaşaması, bunlarla öğrenmesi gerekiyor ki. Eğitim amaçlı yani. Eğitim tamam. Amaçlı. Çünkü neticede köpeğiniz gidip bir başkasını ısırırsa veya bir kendine de zarar verebilir. Bir anda yola çıkarsa veya işte kendine zarar verebilecek herhangi bir şey yaparsa bu ilerleyen süreçlerde sıkıntı olacaktır. Tek sorumlu da biz olacağız yani. Evet, yani o eğitimi vermediğimiz daha için sonra canımız yanmasın. Daha sonra canımız yanmasın diye ona dikkat etmemiz lazım. Nasıl bu arada ustanmış? Gayet güzel. Hiç hazır oldu bekliyor bir. Hiç şey yapmıyor. Hiç bozmadan. Şimdi tasmayı da özellikle şunu da sorayım. Tamam şimdi boyun tasmasını alıştırdık. Şimdi bu gördüm hatta şurada arkada var. Evet. Bu tuşuyla uzayanlar 3 metre 5 evet. metre gidenler var. Bir de bu benim kullandığım gibi sabit direkt kalın evet. ipler. Hangisi daha mantıklı oluyor bunlara? Bu tamamen köpeğin karakterine bağlı. Köpeğin ırkına bağlı. Şimdi bu tarz uzatma tasmaları büyük köpeklerde kullanmanız zor. Neden zor? Farazi olarak söylüyorum 70 kiloluk 80 kiloluk bir hayvan bunun için kontrol edilmesi, zapt edilmesi çok zordur. Onun için kısa, mümkün olduğunca zincir, kalın zincirli tavsiye ederiz. Net kuvvet uygulayacağı evet. bir şey olacak yani. Hatta bazı tasmalar üzerinde bu tarz böyle uzatması olan tasmalar üzerinde G-Shock dediğimiz o bir anda çekme kuvvetini azaltan, size baskı uygulamayan, canınızı yakmayan aparatlar veya kısımlar var. Bunlar olacak. Bu tarz uzatmalı tasmalar, hani kendiliğinden 3 metre 5 metre uzayan tasmaları teriyerlerde, işte böyle miniş ırklarda, pekinezlerde, orta ve ufaklar evet, onlarda tavsiye yani. Ederiz ki bunların da zaten bu tarz tasmalara alışmış olması gerekiyor. Yani siz onlar da aynı şekilde uslu durmayan, agresif saldıran köpeklerse aynı şekilde 5 metre uzayan bir tasmayı istemezsiniz. Vallahi bazen bu bile uzun kalıyor. Elime doluyorum sağa evet. sola hırlamasın, bir şey yapmasın diye. Çünkü ne yapacağı belli olmuyor hanımefendi. Kontrol her zaman bizim için ön planda. Aynen, en yakın durumda. Şimdi evet, mamayı aldık, su kabını aldık, tasmayı seçtik. Tabii ki 14 günlük sürecinde dikkat ettik en önemli olan kısım sağlık için. Aklıma gelen bir şey daha var. Tabii. Nerede yatacak bu? Şimdi her köpeğin farklı farklı seçtiği yer vardır ama kış aylarında soğuk bir zemine yatmak istemezler. Mutlaka bir yatak veya onu sıcak tutabilecek, altı yumuşak olabilecek bir yer. Şimdi eve götürdüğünüz evde her zaman köpeğin ilk düşündüğü yer kendine ait, kimsenin rahatsız etmeyeceği tekli koltuklara bayılırlar. Genelde çıkıp üstüne yatıyorlar. Bazı ev hanımları veya işte titiz insanlar benim hanım diyor ki koltuğa çıkmayacak diyor. Bu tarz durumlarda özel yataklar, yumuşak yataklar yani onun eklem ve kemiklerine zarar vermeyecek. Yatınca bizim özellikle dirsek tarafımızda çok fazla basınç olur. Bunu buna zarar vermeyecek şekilde tutması, bulunması gereken bir zemin olması gerekiyor. Yatağını da aldık. Bunun haricinde peki başka henüz hani köpeğin tamam olması için bir de şu lazım diyeceğimiz bir şey. Yavru köpeklerde dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Şimdi yavru köpeği annesinden ayırdınız. Bu anne sıcaklığını ondan mahrum ediyorsunuz. Evet. Anne sütünü mahrum ediyorsunuz. Bayağı ağlamaya başlıyorlar. İlk başlarda ağlayacaklardır. Bir sıcaklık isteyeceklerdir. Bir iki gün boyunca alışma sürecinde. Biz bu tarz süreçlerde böyle hayvan sahiplerini
ya gidip yanlarında yatmalarını veya sıcak su torbası şeklinde torba yapıp bir anne sıcaklığını vermelerini öneriyoruz. Oğuzu yağsın ya. Oğuzu yağsın. Yani bu yaz kış fark etmez ama mutlaka oğuzu yağsın, o sevgiyi alsın. Arada bir zaten 2 saatte 3 saatte bir gidip sevmeleri, biraz uykularından fedakarlık etmeleri gerekecek. Yani madem o yavruyu aldın getirdin eve, birazcık zorluk evet. çekeceksin. Uykudan feragat yapacaksın. Zaten büyük ihtimalle o seni uyutturmaz. Uyutmaz. Yüngür yüngür ağlaya ağlaya anne anne diye ağlaya ağlaya seni uyandıracaktır zaten. Sıcak su torbası şu ana kadar duyduğumuz güzel bir hile oldu bu iş için. En azından o yavru köpeğe annesi yanındaymış gibi uyuma fırsatı verirsin. Ha, gerçekten çok sahiplendiysen, çok bağlandıysan da getireceksin yanına, uyutturacaksın artık. Orada bir şekilde büyüyene kadar katlanacaksın o duruma da. Bir diğer süreçte bizim yavru köpeklerde çiş kaka eğitimi, ki bu başlı başına komple konudur. Komple bir video, video çıkar oradan komple. Ben ilk olarak, yani temel olarak şunu söyleyeyim. Yavru köpekler 6 aylık olana kadar çişini kakasını tutamayabilir. Bu gayet normaldir. 6 aylığa kadar. 6 aylığa kadar tutamayabilir. 6 aydan sonra da garanti tutacak diye bir şey yok. Çünkü heyecanlanır, korkar, gene kaçırır. Bu durumlarla çok karşılaşıyoruz. Özellikle bizim kliniğe gelen birçok kedi köpek, yani 5 yaşındaki köpek bizi görünce iğneden korkunca kaçırıyor. Ya tutamayabiliyor. Evet, ben şahit oldum bir kere. Şimdi genel çiş kaka eğitiminde 6 aydan önce çok fazla bir şey beklemesinler. Temel eğitim olarak işte etrafa gazete serme, azaltma yöntemi, arada bir dışarıya çıkartma, tabii hiçbir kedinin köpeğin temas etmeyeceğini dışarıdan bahsediyorum. Çıkartma şekli yapılabilir. Bazı ufak tefek eğitim videoları var. Bunları izleyebilirler ama 6 aylıktan sonra bütün aşıları tamamlanmış bir köpeği günde 2 kere sabah akşam dışarı çıkarttıkları süre içerisinde bu hayvan hiçbir dışarıya yapmayı öğreniyor ve hiçbir sıkıntı çıkartmıyor. Aynen, kesinlikle. Ben de biz sabah çıkartıyoruz. Bir akşam hanımla iş paylaşımı yaptık bu konuda. Kesinlikle evde hiçbir şey görmüyorsunuz. %100 garanti verebilirim. Yeter ki o eğitimi vermiş olun, hiç problem kalmıyor. Ben bir yeni bir ürün gördüm sanki. Bilmiyorum sizde de var mı? Çiş çimi diye bir şey çıkartmışlar. Vardı ama... Değişik böyle biliyorum. Bir şey olmuş. Garip geldi bana. Sağlıklı mıdır değil midir? Şöyle. Onu sorayım dedim. Bu çiş kaka eğitimi içerisinde farklı farklı olanlardan biri de bu. İçerisinde bazı kokular vesaire var. Kedi köpek bunun üzerine gidip çiş yapmak istiyor. Özellikle köpekler. Zaten kedilerin kumları var da. Köpekler gidip çiş yapıyor. Çünkü bunlar her zaman bir yumuşak, bir çimlik alan istiyorlar. Aynen. Bunu bulamadıkları zaman genelde halılarımız bunun için çok yatkındır. Çok seviyorlar. Buna yapabiliyorlar. Gayet normaldir. Evet, işe yarıyor. Bazı ırklarda, bazı köpeklerde yarıyor. Ama kesin tutacak diye bir fayda yok yani. Kesin tutacak bir faydası hiçbir zaman yok. Yoruldu yavrum. Tamam, rahata bağladık şimdi, yattık. Onu hallettik. Başka peki böyle aklımıza takıldığında hani yapmamız gerekecek bir şey? Zaten bizim için önemli olan temel şeyleri söyledik. Yani hastalık, mama, tasma, su olgusu, nasıl olması gerektiği, çişini, kakası. İlk başta bizi zorlayacaklar bunlardır. Ondan sonra farklı farklı, yani illa problemler çıkacak, istekler olacak. Bunları mutlaka bir bilene, kedisi olana, köpeği olana, bir veteriner kliniğine mutlaka danışmaları lazım ki bir uzmanlar yanından bilgi alırsan. Evet, onun desteğini mutlaka almaları lazım. Şimdi bazen çok basit gibi gözüken bir şey çok komplike bir yapıdır. Bazen çok komplike gibi gözüken şeyler de çok basit olgulardır. Şimdi biz genelde yavru köpeklerde gözün kapanmasını, işte çapaklanmasından vesaire çok şikayet olanı görürüz. Bunlar hemen hastalık vesaire diye üzerimize gelirler ama böyle bir durum illa olacak, illa hasta anlamına gelmiyor. Bunlar basit olgulardır, hemen giderilebilir. Ama gözün içerisindeki bir kızarıklık bizim için çok komplike bir olgu olabilir. Bunu da atlamamaları lazım. Yani bir sıkıntı, problem varsa direkt uzmanına, direkt bir veteriner kliniğine götürmeleri gerekiyor. Yani normalinin haricinde dikkatinizi çeken ufak bile bir şey olsa acaba mı deyip bir veteriner hekiminize gösterin ki o acaba size büyük bir hastalık sorunu olarak geri dönmesin. Ufacık bir şeyden, hatta o kulak akıntısı muhabbetini de hatırlıyorum. Evet. Ufacık bir izden neler neler olabileceğini,
anlatmıştık. Yani ufak bir nokta ama ciddi anlamda büyük bir sağlık problemi olarak size geri dönebiliyor. Sonrası cidden sıkıntılı durumlar zaten. Hem maddi hem manevi olarak. O yüzden ufakken hemen halledin. Şimdi Görkem Bey, sizi tekrardan yorduk her zamanki gibi. Ama biz istiyoruz ki kanalımızı takip eden arkadaşlar işin gerçekten bir uzmanından bu bilgileri alsın. Evet, herkes bir video çekiyor. Herkes kafasına göre mutlaka kendince doğruları var. Şunu yaparsak köpeğimiz için iyi olur. Evet, olabilir ama senin köpeğin için iyi olabilir. Belki başka bir ırk için iyi olmayabiliyor. O yüzden dolayı en güzeli bu işin ilmini, okulunu okumuşlar. Senelerce bunun diplomasını almışlar. Belli bir tecrübeye ulaşmışlar. O yüzden veteriner hekimimizin tavsiyesinden çıkmamaya çalışıyoruz. Herkesin doğrusu kendine doğrudur. Bunu kabul ediyoruz. Ama kesinlikle o canlar için ilk önce bir uzman görüşü. Ufacık bir hastalık belirtisi size çok büyük şekilde geri dönebiliyor. Bunlara mutlaka dikkat ediyoruz. Köpeğimizi sahiplendiğimizde de neleri alacağımızı şimdiden not etmiş oldunuz. Bunlar peki ortalama olarak, yani bu başlangıç startup maliyeti diyelim. Maliyet nasıl olarak bir maliyet rakam çıkartır bize? Orta seviyelerde. Tabii ki her şeyin lüksü, lüksü de var. Ekstresi var. Tabii evet. Şimdi standart bir maması, mama kabı, bununla birlikte tasmasını alacağınız zaman işte 150-200 lira gibi bir maliyetimiz olacaktır. Bu mamalar sizi 1,5-2 ay boyunca idare edecek mamalardır. Yani 2 ay boyunca götürür. 2 ay boyunca rahat bir biçimde götürür. Aylık maliyeti bir köpeğin ortalama 100 lira, 80 lira gibi bir rakama gelecektir. Çok fazla bir problemi olmayacaktır. Aşılar hariç tabii ki. Aşılar hariç tabii ki. Aşılar, yavru aldıysanız ona göre bir aşı periyodu var. İlk bir başlangıç aşıları var. Yetişkin bir şekilde sahiplendiyseniz onun da bir senelik periyotları var. Onları da başka videolarımızda aşılar olarak ekstra inceleyeceğiz. Bunun haricinde de mutlaka gene tabii ki kullandığınız ilaçlara göre, benim de bildiğim kadarıyla 2-3 ayda bir tekrarlanan iç dış parazit uygulamamız var ki dışarıda gezinirken başına belalar gelmesin. Kene muhabbetlerini falan biliyorsunuz. Ben kesinlikle bu yaz yeteri kadar çektim o muhabbetlerden. İlaç manyağı yaptık ama gene de bir yere kadar kurtulabildik ama şu anda öyle yani sezon kapandığı için kene derdimiz de kalmadı. Arkadaşlar, bir köpek sahipleniyorsanız Görkem Bey'de duyduğunuz gibi en azından 150-200 lira cebine koyuyorsunuz ki mamasını, kabını, ufaktan bir tasmasını hazır etmiş olacaksınız. Ondan sonraki kısımda dediğim gibi yaşına göre de bir aşı maliyetiniz olacak. Bir cana bakmak, onun sorumluluğunu almak maalesef ki belli bir maliyet gerektiriyor. O para cebinizden çıkması gerekiyor. Ve buna göre hazırlıklı olun ki sonradan ne o çocuk sıkıntı çeksin, ne de siz sıkıntı çekin, ne de veterinerinizin yanına böyle eğilip bükülün niye bu kadar tuttu diye. O rakamlara, ortalama benim gördüğüm bir ilk başlarken 200 oysa gene bir 300'de aşısıydı, oydu buydu. Evet. Bir 500 lirayı bir gözden ilk başta aldığınızda çıkartın kesinlikle ki sıkıntı yaşanmış olun. Bu da ayrı bir dipnot bilgi olmuş olsun. Çok teşekkür ederim Görkem Bey. Sağ olun. Tekrardan gene başınızı şişirdim. Her zaman bekleriz. Her zaman bekleriz. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sizlerle varız, sizlerle büyüyoruz.